Talisca'yı izledim. Yani Talisca, o suratının hali ne oğlum? Maymuna döndük geleceksin diye. Sen hala orada bayrak dikme falan peşindesin. Gel şurayı neyi dikiyorsan dik de artık bir kendimize gelelim yani. Böyle olmayacak. Maaşa zam işe son olur. Dikkat et herkes. Okan Hoca'yı unut, Erden'i unutma. Manyak mısın? Ne alıyorsun? Çok ilginç ya. Hala Araplardan dönüş alamadım. Omuzuma alırım. Asya'dan Avrupa'ya geçirdim. Üçüncü köprüden sırtımda getirdim. Kane oğlum, sen ekmeğe mi bastın lan? Sabah bir kalktım, öğlen 5. Sabah 10.30'da itmem vardı. Nevzat Demir'e gitmeyi unuttum mesela. Kalkamadım. Gidemedim yani. Zaten ben oynadığım hiçbir takımda sabah kahvaltısında kalkmıyordum. Bunda mütevazı olamayacağım Hakan'cığım. İyi olduğu konuda mütevazı olamam bazen, biliyorsun. Bu konuda da iyiyim yani. Aynı ağzım gibi, ayaklarım da iyidir. 15 atardım. Sky Spor ekranından mutlu günler. Ben Batu ile karşınızdayız ve Ben Batu başlıyor. Make Me Joy'dayız. Erenköy Make Me Joy'i. Muhteşem içinde... bir şey Hakan'cığım. Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Geri dönüşümü bardak yapmışlar. Çok güzel. Şimdi bir karton, ben bu geri dönüşüm işine manyak olduğum için bir karton doğada 2,5 ayda kayboluyor. Bunu ne yapıyorsun baba? Yıkıyorsun, koyuyorsun, tekrar içiyorsun. Bak, acayip bir şey. Anlamadım bunu. Kim akıl ettiyse çok güzel bir şey yapmış. Bu arada bunu buzda yapabilirsin. Aa, doğru. Dondur, at buzluğa, donsun. Koy istediğin yere. İstediğin yere koy. Bu sıcaklarda en lazım olan şey buz. Başlayalım mı? Hı-hı. O zaman şöyle bir şey. İşte tadı da iyiymiş ya. Ses çok etme. Güzel. Talisca ile başlayalım. Anderson Talisca. Senin bir numaralı kankalarından. Talisca'nın bayrak dikme olayı var. Kral Kupası finalini kazanıyorlar. Bayrağı dikecek. Bir engel alıyor rakip takım futbolcusu. Ondan sonra Talisca bayrağı dikiyor. Ondan sonra da çeşitli hareketler yapıyor. Ne diyorsun Talisca? Talisca'yı izledim. Yani Talisca, o suratının hali ne oğlum? Maymuna döndük geleceksin diye. Sen hala orada bayrak dikme falan peşindesin. Gel şurayı neyi dikiyorsan dik de artık bir kendimize gelelim yani. Böyle olmayacak. Talisca. Böyle olmaz. Yani Talisca'da artık bekliyorsun sen. Talisca. Ben bekliyorum. Geldi herhalde. Gelmedi mi hala? O iş olmadı. Olmadı mı? Yine mi gol değil? Bence olmayacak. Zor ya. İkinci konumuza ulan geçelim. Ulan Talisca, sen buraya gel, yeni Atatürk Havalimanı'nda ben bayrağı dikmezsem hiçbir şey bilmiyorum. Çok iddialı olmadı mı? Dikeceğim ulan yeni havalimanında bayrağı. Talisca gelirse Batuhan Karadeniz bayrak dikiyor yeni havalimanı. Dikeceğim. Yeni havalimanındaki ilk vurduğum toprağa bayrağı saplayacağım Talisca. Senin için gel yeter ki. İkinci konumuza geçiyoruz. Geçelim. Çok güzel konu. Galatasaray otobüsüne biniliyor. Tüm takım biniyor. Okan Hoca biniyor, Erdem Bey biniyor. Taraftarları kıramıyor Erdem Bey, otobüste iniyor. Videoyu gördün. İniyor ve şey yapıyor, söyle. Fotoğraf çekiliyorlar. Fotoğraf çektiriyor. Bu sırada otobüs gidiyor abi. Zorla durduruyorlar. Ben burada otobüs şoförüne bir şey diyemem Hakan'cığım. Neden diyemem? Adam çünkü uçaktan inmiyor ki. Habire oyuncu getirmeye gidiyor. Otobüs şoförü de Erden Timur'un otobüse binmesine alışkın değil. Maaşa zam işe son olur. Dikkat et. Herkes Okan Hoca'yı unut, Erden'i unutma. Manyak mısın? Ne alıyorsun? Üçüncü konumuz. Beşiktaş'ın sol beki. Arthur Masuaku. Bir Instagram paylaşımı yaptı. Karagümrük galibiyetinden sonra. Paylaşım bu. Gördün. Rozier ve Abubakar'ı etiketliyor. Ama etiketlediği bölge sıkıntı. Yani şimdi Masuaku, sen de yani bir yanağına Abubakar'ı, bir yanağına da Rozier'i etiketlemişsin. İnsana derler ki yani Masuaku, ne güzel götün var. Kurban olurum. O Masuaku, ne yapıyorsun, manyak mısın sen? Of, şimdi Beşiktaş'ın yeni transferi Oxlade Chamberlain. Evet, zorla geldi. Zorla geldi, tabii. Evet, kendini zorla kapıdan içeri attı. Tebrik ediyorum Chamberlain. Chamberlain'in sevgilisi İngiliz şarkıcının Instagram'da kaç takipçisi var biliyor musun? Kaç? 19 milyon. Ne? Baba, demek ki Liverpool'u falan boşuna bırakmadı ya. Baba, bir şey söyleyeyim mi? Böyle manitan varsa yürüyen darphane gibi. Bende 200 bin var. Her story'e 50 bin lira alıyorum. Şöyle düşünsen, büyük para. Tebrik ediyorum Chamberlain. Bu rahatlıktan sakatlanmış belli. Değil mi? İnşallah evlenirler. Allah mutlu mesut etsin. 19 milyon takipçi gerçekten çok iyi.
19 milyon takipçin olsa story başına ne istersin? 19 milyon takipçim olsa story başına herhalde mekan istemeye başlarım. Şimdi mesela burada çektim ya, mekanın yarısını verin %50 derim. 19 milyon ne ya? Şimdi asıl seni en çok etkileyecek konuya geliyorum. Batuhan hazır mısın? Etkile beni Hakan'cığım. Çok acayip bir olay bu. Gazeteci İbrahim El Faryan. Abi ele, isme baksana abi. Dolar kokuyor. El ihtiyat forması giyen Fabinho'ya maç sonrası röportajdan sonra Rolex saat hediye etti. Saatin fiyatı 91 bin euro. Video da burada. Hakan abi, yıllardır hep röportajlarımı seninle yaparım. Bak, futbolu bıraktık, seninle çalışmaya başladım. Ulan bana ne hediye ettin lan? Lan bırak Rolex'i falan, bırak, bana ne hediye ettin ya? Şu koluma bak ya, şu koluma bak, Allah'ını seversen ya. Ama biz Arap değiliz ki. Fabinho, bir de saati düşürüyorsun. Sen ne cahil bir adammışsın Fabinho ya. Eli ayağına dolaştı, bakıyor Rolex mi falan diyor. Vallahi bu çok ilginç ya. Hala Araplardan dönüş alamadım. Alamadın değil mi? Ümit abi de anlıyor. Ümit abi de anlıyor. Ümit abi ihtiyarladı artık ya, anlayamaz. Rolex ne demek ya? Keşke bir Rolex'im olsa Hakan'cığım. Daldım gittim, fark ettim. Daldım gittim. Yok. Sana hediye etse ne yapardın? Bir şey yapmam, takardım yani benim için. Hayır, bütün özel röportajlar falan adama giderdi herhalde. Tabii canım, ondan başka Allah'ın... Şimdi ben gazeteciyim. Ondan başka Allah'ın oğluna konuşmazdım. Bana bir Rolex hediye edin ya. Bu yok mu bana Rolex hediye edecek? Sahtesini edebiliriz yani. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben çakma hiçbir şey kullanmıyorum derken... Şimdi geldik senin en uzman olduğun konuya. Astroloji. Benim işim. Büyü. Ne ararsan bende. Evet. Şimdi biliyorsun son 3 şampiyonu bilen astrolog Meral Güven Hanım. Meral Hanım, evet, biliyorum ben o astroloğu. Meral Hanım diyor ki Trendyol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe olacak bu sene diyor. Al işte. Bir Allah'ın hakkı 3'tür Meral'cim. 1 bildin, 2 bildin, 3 tırt. Evet. Konfederasyon Kupası'nda diyor Beşiktaş kazanacak görüyorum diyor. Üstü açık yatmış. Klima açık mıydı? Havalar sıcak. Klima low. Low. Yorgan yok. Kafa ihtimal. Ulan böyle bir şey olursa ben Meral Hanım'ı, tabii kendisi de isterse, omuzuma alırım. Asya'dan Avrupa'ya geçerim. Üçüncü köprüden sırtımda getiririm Meral Hanım'ı. Böyle bir şeyin ihtimali yok. Yaşlandı herhalde biraz. Eski şey yok gibi. Hafıza kaybı falan. Şakalar biraz kapanmış. Yani. Meral Hanımcığım, Beşiktaş'ın transferlerinden haberiniz var mı? Beşiktaş 10 kişi. Futbol 11 kişi oynanıyor. Meral'cığım, Allah'ını sever ne yapıyorsun sen? 3 kere bilmişsin işte. Bırak yalandan bir şey söylesin diye beklesin insanlar. Fazla da sallamayayım. Bu vallahi büyü müyü yapar biz. Evet. Senin bildiğin bir büyü var mı? Var. Nasıl? Sen geçen açıkladı ya. Bağlama büyüsü ve sabun büyüsü abinden sorulur. Yapabiliyor musun? Sana yaptım ya işte, günden güne eriyorsun. Baksana şunu, istavrit gibi 50 kilo. Geliyoruz seninle aynı kaderi paylaşan Eden Hazard. Vay be. O parayı buldu tabii, bırakır. 32 yaşında. Okudum geçen. Ya Hazard, kimse istemedi beni. Sakatlığımdan dolayı demiyorsun da 32 yaşımda futbolu bırakıyorum diyorsun, yazık. Ama senin kazandığın para bir ömür harca bitmez. Çok büyük para kazandı. Bu arada çok büyük oyuncuydu. Hayırlı olsun, kendi seçimi. Şimdi geliyoruz bir diğer kankana, çok sevdiğin Harry Kane. Bayılırım. Al işte, büyüğünün ta kendisi. Evet. Tottenham kariyerinde kupa kazanamadı biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Bayern Münih'e transfer oldu. İlk maçta da Almanya Süper Kupası'na çıktı. Leipzig'le karşılaştılar. Leipzig, Bayern 3-0 yendi. Kane oğlum, sen ekmeğe mi ekmeğe mi bastın lan? Bu ne biçim bir adam ya? Kane, senin için sana gusül abdesti almayı, namaz kılmayı öğreteceğim kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Herif her sene dünya kadar gol atıyor. Harbiden bir tane kupa almadı. Ekmeğe basmış bu. Başka şey yok bunun. Başka bir açıklama yok. Vallahi yok. Bayern'in en büyük yanlış Harry Kane'i alması oldu ya. Bu sene de kupasız veda ederse Harry Kane futbolu bıraksın. Şimdi biliyorsun geçen hafta sen bir şey istemiştin izleyicilerimizden. Evet. Soru. Evet, işte bu. Geldi mi geldi. Sorular? Evet abi, bana bunlarla biliyorsun. Gel.
Bilmiyorum. Hazır mısın? Evet, hazırım. Ama güzel soru sormuşlar mı? Vallahi çok beni güzel. Beni izleyenlerin IQ seviyesi yüksek olduğu için çok güzel sorular gelir. Evet. Evet. İlk soru geliyor. Hangi sezonda Beşiktaş'ta ilk 11 oynamak isterdin? Bak, çok güzel soru. Guti'li, Quaresma'lı zamanda oynamak isterdim. İkisinin beraber olduğu Simao Sambroza. Sambroza falan vardı. Simao. Onları zamanında isterdim. Simao zaten beden olarak gelmişti. Kafa olarak gelmemişti ama olsun, yine de isterdim. O kadroyu gelsin mi kadro şuraya? Şuraya bırakalım. Bilgisayar oyunu oynayıp, konsol oyunu oynayıp antrenmana gitmediğin oldu mu? Çok. Çok. Sayısız defa. Tabii. Bir gün mesela oynadığım benim bir online oyun vardı. Online oyunun ismini söylemeyeceğim şimdi. Reklam olmasın. Abi bu oyunda şimdi bir haftada bir önemli bir şey oluyor. Tamam mı? İşte bir şey almaya çalışıyorsun. Rakiplerim var falan. Ben biraz fazla abartmışım. Sabaha kadar savaş mavaş derken ondan sonra öbür taraf, ondan sonra öbür taraf. Sabah bir kalktım öğlen 5. Sabah 10.30'da itmam vardı. Nevzat Demir'e gitmeyi unuttum mesela. Kalkamadım. Gidemedim. Beşiktaş'ta. Bravo. Oldu. Böyle şeylerim çok var, bombalarım. Maç geceleri mesela sabah 6'ya 7'ye kadar oynamıştım vardır. Zaten ben oynadığım hiçbir takımda sabah kahvaltısında kalkmıyordum mesela. Neden canım? Ben hiç uyumuyordum ki. Bir kalkıyorum saat 1, 2, öğlen yemeği, öğlen yemeğinden sonra maç toplantısı falan, öyle gidiyorduk. Bunlar doğru değil. Neler doğru değil? Kahvaltıya kalkmadan maç mı oynanır ya? Sabah 6'ya 7'ye kadar oyun oynadık. Ne yapayım Hakan'cığım, ben de oyun oynamayı seviyorum. Ne yapacaksın? Seni de böyle kabul etmek lazım. Bakma bu ara güzel online oyun yok. Yoksa var ya deli oynarım da, yok yok. Geliyorum 3. soruya. Dünyanın en iyi futbolcusu olmayı mı yoksa teknik direktör olmayı mı tercih ederdin? Teknik direktörünü tercih ederdim. Neden? Çünkü koşmuyorsun. Birini zaten tercih etmedim. Birini zaten tercih etmedim. Doğru. Mami çok alfa adam. Lan bravo lan Mami. Sırtımız seninle yere gelmez. Bu arada sorular inanılmazmış. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Bir dahaki hafta da 5 soru alalım. Alıyoruz. Geçmişe dönüp... Poşeti mikrofona doğru sok. Öyle iç. Tamam güzel de bir ara ver ya. Ya poşeti mikrofonun içine sokmuşsun, böyle içiyorsun ya Hakan abi. Şu kibar bak şu. Daha hiç bir kere bile uyanmadım adamı ya. Geçmişe dönüp bulunduğu bir maçın skorunu değiştirme şansı olsa hangi maç olurdu? Çok güzel soru ya. Bunu kim bulmuş ya? Bu çocuk, ben programı bırakıyorum, bu çocukla yapın. Geçmişe dönüp bir maçın skorunu değiştirmek isteseydim hangi maçın skoru olurdu? Abi valla Fenerbahçe'ni isterdim. Bu Higuain'i görmediğim, pas atmadığım maç var ya, onu isterdim. Atar mıydın? Yine atmazdım, bu sefer golü atardım. Bu sefer golü atardım, ayağımı yere vurmazdım. Ya senin gibi adam nasıl? Heyecanlandım abi, tribe girdim ya. Onu bağla, bunu bağla derken bir baktım, kale boş gibi göründü. Dedim şuradan çekeyim ayağı, bir koyayım dedim, ağlar mağlar patlar. Ya sığır, vursana ayak içi. Ne ayak üstü vuruyorsun? Tecrübesizlik işte, olmuyor. Şu an başka bir yerdeydik. Ya yine burada olurduk. Ben beğendim burayı. Kruvasanı, muruvasanı, meyve suyu falan, cadı çürtü iyi. Son bir soru daha var. Bu son soru çok acayip bir soru. 6 soru oldu ya. Hayır, 4. 5.'ye giriyoruz. 5.'ye mi geliyoruz? Bir dahaki bölüme de 5 soru alalım. Evet. Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde santraforsuz Beşiktaş'ta kaç gol atar diye bir soru geldi. Şampiyon olan sezon. Sergen Hoca ile 2 kupa. Gökhan Töre forvet oynadı yani. Biliyorum da Sergen Hoca ile ben biliyorsun Sivasspor'da çalıştım. Oradan milli takıma. Ben Sergen Hoca'yı da çok seviyorum. Sergen Hoca ile harbiden başarılı işler yaptım. Oradan milli takıma falan gittim. Yani Sergen Hoca'lı Beşiktaş'ta atardım bir 15-20. Vallahi atardım yani. Şimdi bunda mütevazı olamayacağım Hakan'cığım. İyi olduğu konuda mütevazı olamam bazen, biliyorsun. Bu konuda da iyiyim yani. Aynı ağzım gibi, ayaklarım da iyidir. 15 atardım. Atardım diyorsun. Peki o zaman. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Zaten içecek de bitti. Bunu yıkayalım, buz koyalım içine. Ben bunu giderken yolda enseme koyarım. Arabanın kliması çalışmıyor da. Ben Batu'nun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine 5 soru alıyor muyuz? 5 soru net alıyoruz. 5 soru alalım. 6 soru alırsak program bitmez. Çok haftaya erken geldik mi? Ne? Haftaya? Haftaya gözlükler gelsin. Uğur. Buradan. Uğurcuğum haftaya gözlükler gelsin, bu net. Bu gözlükle mi çekeceksin? Hı?
Bir dahaki hafta da gözlükle çekeceğim programı. Değil mi? Ha, gözlükle çekeyim. Bir tane var da onu takmayayım. Ümit abi arabada unutmuş ya. Ümit abi her şeyin sahtesini mi takarsın? Abi bu nasıl gözlük? Şuraya koyuyorum alttan açılıyor. Kurban olayım ya. Hayatı sponsor ya bu Ümit. Ama seviyor. Yakışır ama Ümit Karan'a ya. Yakışır da böyle gözlük mü olur? Şimdi çıkaracağım buraya. Zıp zıp oynuyor ya. Neydi o şey vardı ya böyle. Onu da bulun koyun. Yo gibi gözlük ya. Takmadan açılıyor. Batuhan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben Batur'un sonuna geldik. Mutlaka videonun altına sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.